Bu dersimizde de bir başka koleksiyon yapısı olan setlerden bahsedeceğiz. Setler de aslında yine listeler gibi belli türdeki verileri bir arada tutmak için kullandığımız yapılar. Ama tabii ki de listeden bariz farkları var. Zaten fark olmasa niye set diye bir yapı olsun, değil mi? Set aslında İngilizce'de küme anlamına geliyor. Ve bu kümelerde biz ne yapıyoruz? Farklı içerikteki verileri tutuyoruz. Yani mesela benim bir listem var. Ben onun içine istersem 10 kere Emre adını yazıp saklayabilirim. Oysa ki setlerde bu durum farklı. Emre ismini yazdığınızda sadece bir tanesini saklıyor. İkinci bir Emre ismini ekleseniz dahi onu içinde barındırmıyor. Yani unique. Her biri birbirinden farklı olan elemanları saklarken biz setlerden yararlanıyoruz. İlla ki bunun da kullanılacağı yerler çıkacaktır. Ben mesela çekiliş diyarını yaparken şöyle bir yapım vardı. Çekilişe bir insan katıldığında mesela Emre katıldı. Ondan sonra Hasan katıldı. Bunları bir listede tutuyorum. Emre gitti bir daha katıldı o çekilişe. Yani iki kere katıldı. Sonra bir daha katıldı. Üç oldu vesaire vesaire. Ve son olarak kazananları bulurken bütün bu isimleri bir de Ali yapalım. Ayşe yapalım. Daha sonra Ayşe bir daha katılmış olsun. Mesela Emre 3 kere, Ayşe 2 kere ve diğerleri 1 kere katıldı. Önce bu listeye ekliyordum bunları. Sonrasında bunları alıp bir set içine koyuyordum. Yani her biri birbirinden farklı olsun ki ben bu ödülü dağıtırken bir kişiye sadece bir kere kazanmasını sağlayayım diye. Böylece Hasan, Ali ve Ayşe diye bunları buraya yazıyordum. Yani burası katılanlar listesiyken burası kazananlar listesi oluyordu. Emre bir daha hani 100 kere katıldı. Haliyle şansı çok fazla kazanmak için. Ama Emre'nin adı buradaki sette varsa onu saymıyordum ve bir daha burada bir random çekilişi kazanan kişiyi bulmaya çalışıyordum. Ta ki buradaki bu set yapısı dolana kadar. Yani böyle bir kullanım mesela ihtiyacımız olmuştu ve biz burada setleri kullanmıştık. Şimdi gelelim bunun nasıl kullanılacağına. Aslında çok da farklı değil. İlk olarak verimizin türünü yazdık. Mesela ben burada string değerler saklamak istiyorum. Ve burada isimler diye bir set yapısı oluşturacağım. Ve bunu oluştururken listede list diyorduk. Burada da set diyoruz. Sonrasında yine isimler.add diyerek buraya belli başlı değerler atayabilirim. Şöyle birkaç kere çoğaltalım bunu. Hasan yapalım. Emre'yi Ali yapalım. Bir daha bir Emre değeri olsun. Hatta bundan birkaç tane olsun. Bir de Fatma olsun. Daha sonra ben bunları gezmek istediğimde yine bir for döngüsüyle gezebilirim. Listeden hiçbir farkı yok. String dedim, S1 dedim. In isimler diyorum. Ve her bir satırda bunları bir yazdıralım. Bakalım ne oluyor. İsim 2 nokta dedikten sonra dolar S1 diyorum. Burada farklı olan yapı, burayı set olarak yazmam ve bunu set olarak tanımlamam ve burayı bu şekilde yazmak zorunda değilim bildiğiniz gibi. Var da diyebilirim ve bu ne olacaktır? Çalışma anında bunun bir set olduğunu anlayıp aslında buraya var diye yazdığım yapı set string olacaktır. Çalıştıralım. View'dan konsolumuzu açalım. Bakın Emre adı 3 kere geçmesine rağmen çıktı da bana sadece 4 elemanlı bir yapı verildi, değil mi? İşte gördüğünüz gibi fark burada. Eğer burada bir liste kullansaydım ben burada 6 elemanlı bir liste görecekken set kullandığımda sadece 4 elemanlı. Yani her biri birbirinden farklı olan değerleri görüyorum. Bu integerler için de geçerli, diğer veri türleri için de geçerli. Bir diğer fark burada biz listeleri kullanırken işte her bir eklediğim eleman sırayla ekleniyordu. Yani burası indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5 diye giderken setlerde bir sıra söz konusu değil. Her ne kadar burada bizim ekleme sıramıza göre biz bunları görüyor olsak da her zaman böyle bir çıktı alamayabiliriz. Yani buna güvenmemek lazım. Setlerde veriler saklanırken sıraya göre değil, unordered yani sırasız mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Sıra önemsenmez ve bu sıra olayı olmadığı için de ben burada indeksleri kullanamam. Yani buraya gidip de print işte isim dedikten sonra isimler şöyle yapalım. Geleyim buraya mesela isimler işte indeksi 0 olan elemanı bana yazdır diyemem. Çünkü set yapısında bu şekilde bir
indeks değeri tutulmuyor. Çünkü bunlar sıralı saklanmıyor arkadaşlar. Peki sıralı saklanmıyorsa ben bu elemanlara nasıl ulaşacağım? Ya buradaki gibi bir for döngüsüyle böyle bütün elemanları yazdırabilirsiniz. Ya da mesela şöyle bir şey yaptırabilirsiniz. Eğer isimler seti contains Emre. Bunu yazdır diyebilirsiniz, değil mi? Hani bu ne anlama gelecektir? Demek ki bunun içinde Emre diye bir veri var ve ben bunu kullanabilirim anlamına geliyor. Onun dışında yine listelerde öğrendiğimiz remove isimler nokta remove Emre. Şimdi bunun üzerine gidelim bakalım ne diyor. Eğer true ya da false değer döndürüyormuş. Mesela şuraya geleyim. Boolean dedim. Sonuç. Ve bu sonucu bir yazdıralım. Hani bundan keşke listelerde de bahsetseydim ama sonuç 2 nokta deyip dolar sonucu bir yazdıralım. Bakalım ne oluyor. F5'e bastım. Sonuç niye yazdırmadı? Şöyle yapalım. Büyük ihtimal bu bir string değer olmadığı için yazdırmadı. Şöyle girelim ve bunu da toString'e çevirelim. Neden almıyor? Gerçekten anlamadım. Tabii burada bunu yazdırmayacağız. Evet. Çalıştırdım. Remove dedik. Ne diyor? Değeri setten siler. True döndürür. Eğer bu sette varsa true döndürür. Tamam, doğru çalışıyor. Peki bunu niye yazdırmadı? Sonucum desek. Allah Allah, garip. Hep peşe basıyorum. Pardon arkadaşlar, buraya yazıyormuş. Niyeyse ben bunu görmedim. Bakın sonuç true diyor. Şuraya bir biraz gecenin geç saatleri oldu. Benim kafa durdu herhalde. Şöyle bir ayıralım. F5 dedim. Evet, sonuç true dedi. Niye? Çünkü bu emre değeri listede var. Yani sette var ve bunu silebildi. Olmayan bir değeri silmeye çalıştığımda ne olacaktır haliyle? False değer olacaktır. Remove'u bu şekilde kullanıyoruz. Başka işte add'i kullandık. Değil mi? For'la aynı listedeki gibi öğelerimi bu şekilde yazdırabiliyorum. Zaten hani var olan metotları şöyle sonucum nokta dedikten sonra sonucum değil de benim isimlerdi benim setimin adı. İsimler deyip nokta dediğinizde diğer metotları da burada görebilirsiniz. Burada remove all dediğimizde hepsini siler. Clear dediğimizde de yine aynı şekilde. Contains'i söyledik. Add all var. Bu add all'da farklı bir listeyi buraya set yapısını aktarmak için kullandığımız yapı. Şimdi bir başka kullanımdan bahsedeceğim. Biz setimizi bu şekilde tanımlayabileceğimiz gibi bu sefer de buraya set diyelim. Integer diyorum. Numaralar diyorum tekrardan. Set.from. Set.from dedikten sonra ben buraya gidip şöyle sildim bunu. Köşeli parantezlerimi açıp mesela 1 2, 3, 4 bu şekilde aslında setimi oluşturabilirim. Birden bir sürü kere yazdım. Sonrasında bunu bir döngüyle gezmeye çalışalım. Bakalım içinde neler varmış. Bu sefer gezdiğim değerler integer olacak. Burası numaralar olacak. No diyelim buna ve bir yazdırım. Gördüğünüz gibi sadece farklı elemanları gösterdi. Birden istiyorsanız 100 kere yazın. Sizin setiniz bunu saklamayacaktır. Bir de yine setleri kullanırken veya aslında koleksiyonları kullanırken birini diğerine aktarma işlemlerini yapabiliriz. Yani add all kullanımının metodunu göstermek istiyorum. Mesela bir liste tanımladım. İçinde integer sayılar var ve bu sayılar ne olsun? Çift sayılar. Eşittir deyip bunları burada tanımlayalım. Add'le eklemek yerine işte 0, 2, 4, 6, 8, 10 yok değil mi? Gerçi 10 da olabilir. Hatta sonra şöyle bir de tersten yazalım. Bu şekilde.
Ben buradaki değerleri direkt olarak setime aktarabilir miyim? Evet. Öncelikle bir set tanımlayalım. Ya da şöyle yapalım. Zaten yukarıda bir setimiz var numaralar diye. Numaralara add all diyerek bunları ekleyelim. Elements dediğine buraya çift sayıları yazarsam eğer ne olacaktır? Buradaki değerleri bu numaralara aktaracaktır. Yine for döngüsüyle bir gezelim bakalım neler oluyor. Add all'dan sonra çalıştırıyorum. Şimdi burada tabii şunu unutmamak lazım. Biz numaralara zaten değerlerimizi eklemiştik. Bu değerleri ne yapacak? Var olan sete ekleyecek. O yüzden 1, 2, 3, 4'ü gördük. Ya bunu görmek istemiyorsak şurada numaralar.clear diyerek önce var olan elemanları silip sonrasında bu değerleri ekleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi eklediğimde sadece bu değerlerin unique yani her birinden birer tane olacak şekilde setimize ekledi. Genel olarak set kullanımı da bu şekilde. Yine uygulama geliştirirken farklı metotlarını kullanırsak görürsünüz ve ben bunları detaylı bir şekilde anlatırım ama şu an için setin ne işe yaradığını, ne gibi durumlarda kullandığımızı ve metotlarını bilmeniz yeterli. Bu dersi de burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.